Herkese iyi günler diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün 11 Mayıs günlerden Çarşamba. Hemen Parabio'ya döneceğiz. Rabia Ateş, müşteri ilişkileri yöneticisi karşımızda. Şimdi bir haber gördüm tabii. Arjantin Merkez Bankası'nın kripto ticaretini yasaklamasıyla ilgili. Bunun dışında hangi başlıklarınız var bugün? Merhabalar, iyi yayınlar Zeliha Hanım. Belirttiğiniz gibi Arjantin Merkez Bankası kripto ticaretini yasakladı. Bunun dışında Hindistan'da kripto kullanımının günlük hayattaki kullanımlarına yönelik bir haberimiz var. Bir de diğer taraftan Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarından bahsedeceğiz. Dilerseniz Arjantin'e başlayalım. Arjantin geçtiğimiz dönemde IMF ile borç anlaşması imzalamıştı. Aslında böylece anlaşmada yer alan kripto ticaretine karşı caydırıcılık önlemlerini de kabul etmişti. Şimdi ise buna paralel olarak atılan bir adım izliyoruz. Arjantin Merkez Bankası kripto ticaretini yasakladığını duyurdu. Aslında bu IMF anlaşması sonrası beklenilen de bir durum. Yine de ileri zamanlarda bu yasağın kalkacağını ümit ediyoruz. Çünkü yasaklama yerine yatırımcıyı koruyan, finansal stabiliteyi destekleyen regülasyonlarla ülkede tekrar kripto ticaretinin başlamasını diliyoruz. Diğer taraftan Amerika'ya değinelim. Bu tarafta ise stabil paralardan bahsedeceğiz. Stabil paralar değerleri başka bir değeri endeksi kripto varlıklar. Genellikle de değerini 1 dolara eşitleyen bu kriptolar iki farklı şekilde bu endeksle bey yapıyor. Tether, USDC gibi birimler rezervlerinde cash ya da menkul kıymetler taşıyarak endekslediğini açıklar. Fakat algoritmik stabil paralarda durum biraz daha farklı. Algoritmik stabil paralar arkasında cash ya da menkul kıymetler olmadan bu endekslemeyi yapar. Bunların bir örneği de Terra USD. Son dönemlerde USD'nin 1 dolara eşit olma durumu tamamen bozuldu. Hatta 0.62 dolar seviyelerine kadar düştü. USD'nin bu düşüşü regülatörlerin de dikkatini çekti. Dün de Hazine Bakanı Janet Yellen USD'yi örnek göstererek stabil paraların hızlı bir şekilde regüle edilmesi çağrısında bulundu. Yellen'in açıklamalarındaki diğer bir nokta ise regülasyonun 2022 sonlarına kadar gelmiş olacağı yönünde. Kripto gibi yeni gelişen piyasalarda böyle durumların görünmesi panik yaratabilir. Ama bu gelişimin bunu gelişime davet eden bir süreç olarak tanımlıyoruz. Belirli hatalardan ders çıkarılarak kripto ekosisteminin daha da ilerlemesi için bir fırsat oluşturabilecek bu alanlar bunlar. Son olarak da Hindistan'dan bahsedelim. Hindistan Menkul Kıymetler Düzenleyicisi SEBI geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayınladı. Bildiride NSDL diye adlandırdıkları Ulusal Menkul Kıymetler Deposu blok zincir sistemiyle beraber işleme başladı. NSDL'i aslında bizdeki takas bank gibi düşünebiliriz. Açıklamalarda blok zincir teknolojisiyle işlemlerin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve tahvil hareketlerinin denetlenmesi konusunda önemli bir adım olacağı vurgulandı. Özellikle bonoların ödenmesinin takibi ve bu işlemlerin açısından blok zincir teknolojisi önemli bir araç olacak. Geçtiğimiz dönemlerde aslında blok zincir teknolojisinin önemi ve kullanımı üzerine çok konuşulmuştu. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Aslında bu gelişmeler sadece finansal akışı rahatlatmakla kalmayıp blok zincir teknolojisinin günlük hayattaki kullanımına yönelik gelişmelere de kapı açacak teknoloji olacağını bizlere gösteriyor. Bugünkü gelişmelerimiz bu şekildeydi. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de hemen Hüseyin Özkan'a gideceğiz. Sintek Heavy Industry Yönetim Kurulu Başkanı. Merhabalar Hüseyin Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi merhaba Zeliha Hanım. Şöyle bir bakıyorum ben, yine inşaat maliyetlerinde %100'ü geçti. Zaten bir önceki 96.4'tü. Şu an %101,6'da. Zirve seviyelerde yine artışlar var. Biz genelde inşaat sektörünün etkilerini hep yayınlara alıyoruz akşamları. Çok konuşuyoruz bu konuyu. Yeni yeni tabii bazı paketler var, ancak ben merak ettiğim, siz projeler yaptığınız için ve bir sürü de sektöre dokunduğunuz için şu anki son durum ne acaba? Bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun sonu yok mu acaba? Hani böyle devamlı gider mi? Evet. Teşekkür ederim Zeliha Hanım. Aslında çok doğru bir noktaya değindiniz. Maliyetlerdeki artış herkes için bilinen bir gerçek.
Bu bizim gibi taahhüt projeleri üstlenmiş firmalar açısından iki açıdan sıkıntılı. Bir tanesi devam eden projelerimizde maliyet kontrollerini ve bütçe planlamalarını yapmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Müstakbel projeler için yaptığımız hazırlıklarda da öngöreceğimiz maliyetler konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim için aslında en önemli mevzu maliyetlerin artması elbette çok önemli bir sorun ama maliyetlerin bir yerde stabilize olması, bizim önümüzü görebilmemiz ve doğru fiyatlama yapabilmemiz, projelerimizi karlı bir şekilde devam ettirebilmemiz için en önemli unsur fiyatların bir yerde stabilize olması. Gerçekten çok fazla parametre var bunu etkileyen malumunuz. Bir pandemi sürecini bütün dünya ile birlikte yaşadık. Bu emtia fiyatlarındaki artışa paralel olarak sektörümüzde kullandığımız ham madde ve yarı mamuller noktasında fiyatları çok fazla artırdı. Peşinden şimdi Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle yine arz sıkıntısına paralel olarak fiyatlarda bir yükseliş görüyoruz. Bunları öngörebilme noktasında gerçekten kimi zaman yetersiz kalıyoruz. Çünkü özellikle ani döviz hareketlerinde bizim sektörümüzdeki emtialar diğer başka emtialardan biraz farklı olarak anında fiyatlara yansıyor. Kimi malzemelerde fiyat artışı dövizden bir süre sonra gerçekleşirken bizde hemen anında yansıyor maalesef. Daha da kötüsü yüksek oynaklığın olduğu dönemlerde malzeme imalatçıları ve tedarikçilerimiz bizim malzeme vermekten de imtina ediyorlar. Onları da haklı görüyorum aslında. Çünkü bugün bize verecekleri malzemeyi yarın yerine koyabileceklerinden emin değiller. Bu yüzden bunlar nereye gidiyor konusu bizim için de önemli bir sorun. Biz günlük olarak bu sorunlarla baş etme noktasında tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Özellikle mümkün olduğu kadar stoklu çalışarak maliyetleri bir yerde fixlemeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi devam eden projelerde güncel sorunlara yol açarken müstakbel projeler için fiyatlama sıkıntısı çekiyoruz. Ve sizin sorduğunuz soruyu gerçekten biz de kendimize soruyoruz. Nereye gidecek, bu konu nerede duracak gerçekten bilmiyoruz biz de. Peki önümüzde süreç biraz sıkıntılı hep beraber yaşıyoruz. Hem pandemi sonrası şimdi ekonomik nedenler ve tabii ki bir bakıma savaş. Şimdi bu ciddi manada bizim bölgeyi de etkiledi. Dünyanın tamamını da etkiliyor yaptırımları konuştuğumuz şu günlerde. Peki ben şunu merak ediyorum. Bu değişen yapı ile birlikte sizin dokunduğunuz sektörlerde ne gibi değişiklikler oldu? Nasıl etkiledi? Savaş konusu özellikle. Evet. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla çok özür dilerim. Ukrayna'da mesela kil biz ithal ediyorduk oradan. Ve şimdi oradaki sağların kömür. daha doğrusu satış olmadığı için burada kil kullanmamız gerektiğine dair özellikle inşaat sektörü, çimentocular konuşuyor. Çok malzeme Evet. kullanılan bir malzeme Evet. olduğu için örneğin buradan da ilerleyebiliriz. Buyurun. Bizim en hızlı bir şekilde gördüğümüz en önemli etki maliyetlerdeki hızlı artış oldu. Biliyorsunuz pek çok sanayi tesisinin ana maliyet kalemi enerji ve yakıt. Örneğin çimento sektörü üzerinde konuşursak enerji ve yakıt maliyeti toplam üretim maliyetinin %80'ine tekabül ediyor. Rusya ve Ukrayna'da ciddi bir kömür üreticisi ve çimento gibi, demir çelik gibi sektörler ağırlıklı olarak kömüre bağlı çalışan sektörler. Dolayısıyla buradaki artış, fiyat artışı Rusya ve Ukrayna krizi pandemiden sonrasına eklenmek kaydıyla çok daha dramatik boyutlara geldi. Pandemide malum dünyada arz eksikliği nedeniyle fiyatlar artmıştı. Kömür çok arttı özellikle. Peşine bir de Rusya-Ukrayna krizi etkilenince çok daha önemli boyutlara geldi. Bunu kısaca rakamla ifade etmek gerekirse onun önemi açısından çimento üretiminde kömürün ton başına maliyetindeki her 10 dolarlık artış çimento maliyetini 1,5 dolar artırıyor. Ve bir yılda kömür maliyetinin ton başına 100 dolardan daha fazla zamlandığını düşünürsek çimento üreticilerinin üzerindeki maliyet baskısını ve dolayısıyla çimento ve beton fiyatlarındaki artışı çok net görebiliriz. Evet. Buna ilave olarak lojistik sektörü ciddi bir şekilde etkilenmiş durumda. Savaş nedeniyle bizim Sintek Grup içerisinde lojistik firmamız da var, Sintek Lojistik adında. Özellikle Rusya hattının kapanması nedeniyle gerek armatörlerin yeni rotalar çizmeye çalışması, gerekse pratik zorluklar, her ne kadar savaşla direkt alakası olmasa da örneğin şu anda Şangay Limanı'nın kapanması gibi
sorunlar nedeniyle lojistiğe hem operasyonel olarak ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz, hem de maliyetler çok yükseldi. Hem emtia fiyatlarındaki artış, hem lojistikteki artış, özellikle sanayi tarafında demir çelik gibi, çimento gibi sektörleri derinden etkiledi. Bu tabii bizi de etkiliyor ama benim açıkçası fiyat artışının maliyetlere etkisi tabii ki önemli bir sorun ama asıl risk olarak gördüğüm husus, bu krizin devamı durumunda özellikle kömür arzında eksilme meydana gelmesi halinde kömür ağırlıklı girdisi olan çimento, demir çelik gibi sektörlerin bir süre sonra üretim zorluklarıyla karşılaşacağını öngörüyorum ki bence asıl risk burada. Çünkü bir şekilde maliyetlerle başa çıkmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki bu kriz o noktaya gelmeden, üretim aksamalarına yol açacak noktaya gelmeden sonuçlanır. Peki şunu soracağım ben size. Şu anda devam eden hem lojistik hem de çimento sektörle ilgili projeleriniz nedir acaba? Bir de tabii bu dönemde pandemi ve sonrası savaş döneminde Türkiye olarak daha önceki kur krizinde de yaşamıştık bunu. Türkiye olarak genelde farklı pazarlara açılma tercih ediyor Türkiye'deki Evet. firmalar. Sizin de Evet. böyle yatırımlarınız olduğunu biliyorum. Nedir şimdi Avrupa'daki yatırımla beraber artı bunun yanında başka ülkelerde büyüme projeniz var mı acaba? Evet. Çimento sektörü özelinde başlarsak biz ağırlıklı olarak 2005 yılından bu yana Sintep Grup olarak çimento sektöründe pek çok projeye imza atmış bir firmayız. Bunun tabii çimento sektörünün ülkemiz açısından önemini hepimiz biliyoruz. Bildiğiniz gibi dünyada çimento ihracatında ikinci sırada yer alıyoruz ki bu çimento sektörünün ne kadar önemli olduğunu, ülkemiz açısından, stratejik açısından ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Pandemi sürecinde çimento sektörü elbette bütün diğer sektörler gibi etkilendi. 2020 yılında özellikle bu etkiyi gördük. Fakat 2021 yılında 9. ayda yayınlanan rapora baktığımızda çimento sektörünün bir önceki yıla göre %11,7 artış sağladığını görüyoruz. Pandemi henüz devam ederken dünyadaki ikinci büyük ihracatçı pozisyonumuzu da koruyoruz. Bu şu demek, pandemi sürecinde çimento üreticileri yaralarını çok hızlı sarıp pandemiden çok hızlı bir şekilde ayağa kalkmayı başardılar. Biz bunun etkisini çok çabuk gördük. 2020 yılında yavaşlayan ya da askıya alınan bir takım yatırım projeleri 2021 yılında özellikle aşılamanın sağlanmasından sonra seyahat kısıtlamasının da ortadan kalkmasıyla çok hızlı bir şekilde yatırım programları hayata geçirildi. Bizim de içinde bulunduğumuz kontrat görüşmeleri, ihale süreçleri tamamlandı. Ve çimento sektöründe özellikle şu anda ülkemizde çok ciddi yatırım var. Bunlardan üç tanesinde biz de yer alıyoruz. Bizim dışımızda devam eden projeler de var. Biz geçmişte tabii entegre tesis olarak büyük gruplara hizmet etmiş bir firmayız. Votorantim grubunun Sivas fabrikası, Limak grubunun Ankara fabrikası ve Metçem'in şu anda çalışmakta olan hattı ve yeni yaptığı hatta da yer alıyoruz. Dolayısıyla biz hem çimento sektöründe yoğun hizmet veren hem de yaptığımız projelerin içeriğinde çimento ve beton ürünlerini yoğunlukla kullanan bir firma olarak sektörü yakından takip ediyoruz. Yatırımcı ayağından baktığımızda Türkiye'deki üreticilerin Orta Doğu ve Afrika gibi klasik pazarların dışında bu sene özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneldiğini görüyorum ben. Buradaki etkili unsur da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük miktarda 2 trilyon doların üzerinde bir yatırım programı açıklandı altyapıya yönelik. Bu dolayısıyla çok büyük miktarda inşaat ve çok büyük miktarda çimento ve beton demek. Türk üreticilerimiz zaten global ölçekte firmalar hepsi Amerika pazarına da yöneldiler. Biz Sintek Grup olarak çimento ve beton katkı maddeleri üretmek üzere fil dişinde bir tesis kuruyoruz yatırımcı olarak. Yine fil dişinde bir kireç fabrikası kuruyoruz. Oranın da yatırımcısıyız. Biz Afrika pazarını çok önemsiyoruz. Afrika'ya 2009 yılında ilk gidenlerden birisiyiz. Yatırımcı olarak gittik. Mozambik'te ve fil dişinde öğütme tesisleri yaptık. Şu anda dediğim gibi kireç fabrikası ve beton ve çimento katkı fabrikası yapıyoruz. Bunun dışında bizim önümüzdeki yıllarla ilgili stratejilerimiz arasında şu yer alıyor. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler İklim Anlaşması çerçevesinde dünyada yoğun bir şekilde çevre yatırımları var. Biz Evet. Türkiye olarak 2030 yılına kadar sera gazı salınımında
%21 azaltmayı taahhüt etmiş bulunuyoruz. Bu sebeple Türkiye'de de çevre yatırımları çok önemli. Özellikle enerjide, sanayide, atık işleme tesislerinde bu yatırımların yapılması kaçınılmaz. Peki sektörlerde bu yatırımlarla ilgili son durum nedir? Yani evet çok kritik bir tarih 2030 ama yani özellikle ağır sanayi tarafına baktığımızda biraz daha göreceli olarak yani orada daha fazla ne kadar tabii karbon salınıyor onun daha rakamları net elimizde yok ama yeteri hazırlığı yapıyor muyuz bu kadar sorun içinde hem pandemi hem savaş varken yanı başımızda? Yapıyoruz gerçekten Zeliha Hanım. Örneğin de, çimento sektöründe üreticilerimiz atık ısıdan enerji elde etme projelerini hayata geçirmeye başladılar. Bunun yanında alternatif yakıt üreten teknolojileri tesislerine entegre etmeye başladılar. Güneş enerjisine yönelip tükettikleri enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya yönelik çalışma yapan pek çok yatırımcı biliyorum. Dolayısıyla bu konuda ciddi çalışma var. Öte yandan bizim açımızdan hem Türkiye'deki bu tür yatırımlarda yer alabilmek üzerine strateji geliştiriyoruz. Hem de bu konuyu çok ciddiyetle şu anda sürdüren bölge Avrupa kıtası. Bildiğiniz gibi dünyadaki sera gazı emisyonunun %50'sini Amerika, Çin, Hindistan ve Avrupa üretiyor. Fakat bunlar içerisinden bu işi ciddi bir şekilde yatırıma dönüştüren şu anda Avrupa kıtası. Biz de oradaki ihtiyaçlara ve yatırımcılara yerinde ulaşabilmek için geçtiğimiz sene Sintek BV adı altında Hollanda'da bir şirket kurduk. Oralı bir şirket olarak oradaki yatırımcılara direkt ulaşmak istiyoruz. Gerek anahtar teslimi projelerde, gerek mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinde yerinde çözümler bularak Avrupa'da hem Avrupalılarla hem Çinli rakiplerimizle rekabet etmek üzere bir misyon belirledik kendimize. Ve Sintek Hollanda üzerinden ağırlıklı olarak Avrupa'daki çevre yatırımları, çimento yatırımlarını takip etmeye başladık. Evet. Sintek Hollanda faaliyetlerini Amerika'da yatırım planlayan Türk üreticilerinin de hizmetine sunmayı hedefliyoruz önümüzdeki günlerde. Biz grup olarak ayrıca çevre yatırımlarına biz de önem veriyoruz. Sektörlerde nedir peki durum? Çok özür dilerim sözünüzü kestim ama son bir dakika kaldığı için. Diğer bu dokunduğunuz ve projelendirdiğiniz sektörlerde durum ne hazırlıklar açısından? Çevre yatırımlar açısından? Evet, evet. Dediğim gibi bizim özellikle çimento sektöründe çalıştığımız üreticilerin neredeyse tamamı atık ısıdan enerji elde etmek üzere ihalelerini yapıyorlar. Şu anda devam eden ihaleler var. Yetişebilecekler mi peki yani yetiştirebilecekler mi? Çünkü çimento sektörüyle çok yayınlar yapıyoruz burada. Sizin bahsettiğiniz sıkıntılardan da bahsetmişler de onun için merak ettim. Buyurun. Yetiştireceklerini düşünüyorum ben. Özellikle örneğin çimento sektöründe bunları entegre etmek çok uzun süre alacak projeler değil. Evet. Bunların asıl süre olarak uzun olduğu tesisler termik santraller biliyorsunuz. Termik santrallerdeki çünkü yapılar çok büyük oluyor. Çünkü çok büyük salınımlara neden olduğu için. O konuda açıkçası biraz yavaş gittiğini söyleyebilirim. Ama herkes de bütün üreticilerde bununla ilgili bir inisiyatif günden güne geliştiğini de görüyorum. Ben bu sene ve hatta önümüzdeki sene içinde dahi ihaleler sonuçlanırsa bu süreci yakalayabileceklerini düşünüyorum. Biz en azından müteahhit olarak böyle bir projeyle karşılaştığımızda bu taahhüdü verebiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için size. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet saat 19'da da aslında sektörlerin bu yönleriyle incelemeye ve konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada tabii bugün önemli bir veri var. Amerika Birleşik Devletleri'nden beklenen enflasyon verisi. Biliyorsunuz Çin'den gelen enflasyon verisi beklentilerin üzerindeydi. Dolayısıyla enflasyon tüm dünyada yükselişini sürdürüyor gibi görünüyor ama bugünkü veri özellikle Fed'in ne noktada hareket edeceğini göstermesi açısından oldukça önemli olacak diyelim. Bitirelim. Akşam görüşmek üzere.